Muratpaşa Belediyesi'nin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi de koronavirüsle mücadele çalışmalarına katıldı. 3 boyutlu yazıcılarla belediyenin evde bakım personeli ve 74 kişilik hijyen ekibinin kullanması için siperlikli yüz maskesi üretimine başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda ilk günden itibaren çalışan Muratpaşa Belediyesi 3 boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı. Maskeler belediyenin Abdullah Sevinçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi içinde kurulan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi'nde üretiliyor. Merkezde bulunan 2 adet 3 boyutlu yazıcı üretim için durmaksızın çalışıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi öğretmenleri bir gün içinde 24 adet siperlikli maske üretti. Üretilen maskeler dezenfekte ekibine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından teslim edildi. Bu kaskları da takıyorlar. Bu kasklar hem gözleri koruyor hem de yıkanarak tekrar kullanılabildiği için ağız maskesi olmayan durumlarda da birçok sıkıntıyı gideriyor, kullanışlı. Siperlikli maskeler insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik filament kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarla basılıyor. Bir adet siperlikli maskenin hazırlanması yaklaşık 2 saat 5 dakika sürüyor. Koronavirüs salgınıyla mücadeleye katılan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi, 8 ila 6 yaş arası çocuk ve gençlerle bilgisayar, kodlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla yapacakları tasarımları ürüne dönüştürebilecekleri eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tatil kararının ardından derslere ara verilen merkezde üretimine başlanan siperlikli yüz maskesi, yaşlı, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren Muratpaşa Belediyesi evde bakım personeliyle dezenfekte ekibinin kullanımına sunulacak.